Parantezimizin sol tarafındaki eksi 5'i paranteze dikkatlice dağıtarak işlemlerimizi yapalım. En soldaki 5'i yazdım. Eksi 5'i dağıtıyorum. Eksi 5'i 1 ile çarptığımda eksi 5'i elde etmiş olurum. Eksi 5'i 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 5 kere 4'ten eksi 20 gelir. Çarpı yanına da 10 üzeri eksi 2'nin geldiğini söyleyebiliriz. Şuradaki 5 ve eksi 5 birbirini götürmüş olur. 10 üzeri eksi 2 bize 1 bölü 10'un ikinci kuvveti yani 1 bölü 100'ü verecektir. O zaman ifademiz eksi 20 çarpı 1 bölü 100'e dönüşmüş olur. Birer tane 0 götürürsek elimizde eksi 2 bölü 10 yani eksi 0,2 kalacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Ardışık iki pozitif tek sayıdan bir tanesini x olarak bir tanesini de bunun iki fazlası x artı 2 olarak almak istiyorum. Bunların kareleri farkı 120'ye eşitmiş. Yani x artı 2'nin karesi eksi x'in karesi dediğimizde 120'ye ulaşmamız gerekiyor. Burada iki kare farkından faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Neydi iki kare farkı? Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci. Burada birincimiz x artı 2, ikincimiz x topladık. Çarpı birincimiz x artı 2, ikinci x çıkartmayı yapmış olduk. İşte bunun 120 olduğunu biliyoruz. Şuradaki x'ler birbirini götürürse burada 2 kalır. Burası 2 iken sol taraf 60 olmalıdır ki 60 çarpı 2'den 120'ye ulaşmış olalım. Bu bize 2 tane x artı 2'yi 60 olarak verir. Buradan 2x eşittir 58'den x'imiz 58 bölü 2 yani 29 olarak bulunmuş olur. O zaman sayılarımızdan küçük olanı 29, büyük olan ise 29 artı 2'den 31 gelmiştir. Bizden küçük olan istendiği için doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. A, B ve C'nin birbirinden farklı rakamlar olması bizim için önemli. A, B ve B, C iki basamaklı ardışık tek doğal sayılar olarak verilmiş. Burada AB eksi BC sıfırdan küçük denmiş. BC'yi karşıya attığımızda AB'nin BC'den küçük olduğunu anlamış oluyoruz. Ardışık tek doğal sayılar oldukları için aralarındaki fark 2 gelir. O zaman küçük olan AB'ye 2'yi eklediğimizde neye ulaşmamız gerekir? BC'ye ulaşmamız gerekir. Tabii AB'yi 10A artı B falan diye yazarak BC'yi de 10B artı C diye yazarak ilerleyebiliriz ama... Bence ABC'nin birbirinden farklı olması bize şunu söylüyor. Hani ardışık tek sayıları yazdığımızda örneğin 13'ü yazdık, 15'i yazdık, 17'yi yazdık, 19'u yazdık. Daha sonra 21, 23 diye devam ederiz. Şimdi biz burada küçükten büyüğe doğru yukarıdan aşağı indik ya. AB daha küçük olandı, BC daha büyük olandı. AB'ye 2 ekleyince BC'ye geçiyoruz. A ve B birbirinden farklı rakamlar oldukları için onlar basamağındaki rakamların birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar basamandaki değişiklik için şu 19 ve 21'de olduğu gibi bir durumun olması gerekir. Yani 39'dan 41'e, 59'dan 61'e, 89'dan 91'e geçiş gibi bir durumun olması gerekir. Bu durumda AB sayısının şu birler basamandaki B rakamının 9 geleceğini, BC'den birler basamandaki C'nin de 1 geleceğini o zaman ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte 19-21 gibi, 29-31 gibi bir geçişin olması gerektiğinden arkadaşlar. Bu durumda B'yi zaten 9 bulmuş oluruz. BC 91 ise AB'nin de 89 olması gerekir. O zaman A değerimiz 8'dir. B değerimiz 9'dur. C değerimiz 1'dir. Bunların toplamı da bize 18'i verir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. her bir kişinin geçişinde turnikemizin çeyrek tur döndüğü söylenmiş şekil bir de başlangıç durumunda mavi renkle turnikenin verildiğini görüyoruz. Ee, buradan bir kişi geçtiğinde çeyrek tur dönüş olduğu için sarı renk önümüze gelecektir. Bir kişi daha geçtiğinde tekrar maviye döneceğimizi bir kişi daha geçtiğinde tekrar sarıya dönüp daha sonra yine mavi diye devam edeceğimizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Mavi ile başlıyorduk burayı sıfır noktası gibi kabul edersek bir kişi geçtiğinde sarı toplamda 3 kişi geçtiğinde yine sarı toplamda 5 kişi geçtiğinde yine sarının geleceğini ama iki kişi geçtiğinde maviye 4 kişi geçtiğinde maviye 6 kişi geçtiğinde yine maviye döneceğimizi söyleyebiliriz. O zaman geçen kişi sayısı tek olduğunda turnikede önümüzde duran rengin sarı olacağını shift olduğunda ise turnikede önümüzde duracak rengin mavi olacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şekil birden şekil 2'ye geçtiğimizde maviden sarıya döndüğümüzü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu durumda geçen toplam kişi sayısının tek bir sayı olması gerekir maviden sarıya dönüş yaptığımız için. Geçen kişilerde şurada bize anlatılmış. Diyor ki Önce A kişi geçiyor sonra her birinde B kişi bulunan C tane grup geçiyor diyor. Her birinde B kişi bulunan C tane grup B çarpı C kişiyi bize vermiş olur. Bir de başta A kişi geçtiği için geçen toplam kişi sayısı A artı B çarpı C olarak gelecektir. Bunun az önce zaten tek bir sayı olduğunu biz bulmuştuk. O zaman A artı B çarpı C'nin tek sayı olması gerekir. Verilen 3 ifadeden en üstteki A artı B çarpı C'dir tek sayıdır dendiği için bunun kesinlikle doğru geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki bunun dışındaki durumlara bir bakalım. Mesela A artı B çarpı C'nin tek olmasını istiyoruz ya. Örneğin A'mız çift olsa bunlar hep adet belirttiği için grup adedi kişi adedi belirttiği için pozitif tam sayı geleceklerini zaten biliyoruz. A çift olsa hem B'nin tek hem C'nin tek olması gerekir ki tek çarpı tek tek gelsin tek artı çiftten de tek bir sonuca ulaşmış olalım. Mesela e, bunun üzerinden yorum yapabiliriz ama bu sadece bir durumu bize ne yapmış olacaktır, vermiş olacaktır. Bunun dışında durumlarda olabilir. A'nın tek olduğu duruma bakarsak A tekse B çarpı C çift olmalı ki tekle çiftin toplamı tek gelsin. O zaman B çarpı C'nin çift olduğu durumlara bakacağız. Bunun olması için bir tanesinin çift olması yeterli. Yani B çiftken C tek olabilir. B tekken C çift olabilir. İkisi birden ne gelebilir? Çift sayı gelebilir. Bu durumlarda A tek olacak. 4 tane birbirinden farklı durum yakaladığımızı görüyoruz. İkinciye baktığımızda B çarpı C'nin A'ncı kuvveti tek sayıdır demiş. Ee aslında... En üstteki durumu alırsak hem B'nin tek hem C'nin tek olduğu durumu tek çarpı tek tek gelir. Tekin çift kuvvetini aldığımızda her birinin pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. Tek sayı gelir. Ama şu ikinci durumu alırsak B çarpı C çift de olabilir çift bir sayının tek kuvveti ne gelecektir? Çift sayı olarak gelecektir. Yani ikinci her zaman doğrudur diyemeyiz. Üçüncüye bakalım. A kare çarpı B küp çarpı C üzeri 4 çifttir demiş. Bu çarpımın zaten tek gelmesi için her birinin tek olması gerekir. Ama yakaladığımız 4 durumun hiçbirinde 3'ü birden tek sayı gelmiyor. En azından bir tane çift işin içine girince de bu çarpım çift olur. Dolayısıyla üçüncü de doğru gelmiştir. 1 ve 3 kesin doğrudur. Doğru cevabımızın D olması gerekir. Burada en büyük faktöriyelli sayımız 23 faktöriyel olduğu için ve diğerleriyle çarpım durumunda bulunduğu için en fazla asalı içeren 23 faktöriyeli incelememiz sonucu bulmamız için yeterli olacaktır. Diğerlerinin içerdiği tüm asalları zaten 23 faktöriyel içermiş olur. 23 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta nokta 23'e kadar olan çarpımdır. Buradaki asalların sayısını belirlediğimiz anda sorumuzu da çözmüş oluruz arkadaşlar. Buradan 2'yi alacağız, 3'ü alacağız, 5'i, 7'yi, 11'i, 13'ü, 17'yi, 19'u bir de 23'ü almış olacağız. Bu da bize toplamda 9 tane asalı verir. Bu çarpımda birbirinden farklı 9 asal çarpan bulunur. Doğru cevabın C şıkkı 9 olması gerekir. Kırmızıya bastığımızda şöyle kırmızı yazalım. Bu bizi neye götürecek? Toplama götürmüş olacak. Eğer e, siyaha basarsak da bu bizi... Çarpıma götürmüş olacak. Burası bizim için önemli. Şimdi içinde iki tane top bulunan demiş. Onların numaralarını x ve y olarak almış olalım. Siyah butona bastığımızda, yani bunları çarptığımızda bu numaraları tek sayının geldiğini görüyoruz. Elimizde iki tane tek sayı olmalı ki çarpımları tek sayı gelmiş olsun. Demek ki ilk durumda. Kutunun içindeki numaralarımızın ikisinin de tek sayı olduğunu söyleyebiliriz. Diyor ki kutudaki iki topun üzerine ABC numaralı toplar atılıp yani X vardı, Y vardı, A eklendi, B eklendi, C eklendi. Siyah butona bastığımızda yani yine çarpım hesaplandığında yine tek sayının yazdığını görmüşüz. Karşıya tek sayı yazdım. Aynı durum burada da geçerli. Bu durumda her birinin tek sayı geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kutudaki iki topun üzerine A, B, D, E atılırsa diyor. X vardı, Y vardı. A'yı, B'yi, D'yi ve E'yi attık. Ve burada kırmızı butona basılırsa yani toplamaya geçilirse demiş. Şöyle topluyorum. Bu sefer de neyin geldiğini görmüşüz yine. Tekin geldiğini görmüşüz. Hep tek üzerinden gidiyoruz. Burada da aslında yakalayabiliriz. Çünkü X'in tek, Y'nin tek, A'nın tek, B'nin tek olduğunu biliyoruz. Şuradaki 4 tane tek sayının toplamı bize çift bir sayıyı verecektir. O zaman D ile E'nin toplamından tek gelmeli ki çift artı tekten teke geçmiş olalım. Hemen D artı E'yi ne olarak alıyorum o zaman? Tek olarak alıyorum. Bu bana şunu söylüyor. Eğer D çiftse E tek gelmiş olacak. D tekse E çift gelmiş olacak. Bunu da burada söylemiş olalım. Diyor ki bize buna göre demiş A, B, C, D, E sayılarının kaç tanesi tek sayıdır? Zaten A'nın, B'nin, C'nin tek olduğunu belirlemiştik. Tek, tek, tek dedik. D ve E'ye baktığımızda biri tekse diğeri çift gelecekti. Bu durumda D tek E de çift olsa ya da D çift E de tek olmuş olsa A, B, C, D, E'den toplamda dördünün tek birinin çift geleceğini söylemiş oluruz. Kaç tanesi tek diye sorulduğu için de doğru cevabımızı B şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Verilen değerlerden ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi iki tane tek sayımız var. TT t yazalım. Bir tane de çift sayımız var. Ç yazalım. Hangilerinin tek, hangilerinin çift olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Ben buradaki iki tane teki toplasam, iki tane tekin toplamından ne gelecektir? Çift sayı gelecektir. Tekle çifti toplarsam da tek sayı gelmesi gerektiğini biliyorum. Mesela şuradaki A artı 7B ile 3A artı B'ye bir bakalım. Biz bunları bir toplayalım. A artı 7B dedik. Bir de 3A artı B demiş olduk. İkisini topladığımızda A artı 3A'dan 4A, 7B artı B'den de 8B gelecektir. Ve A, B ne olursa olsun 4A kesinlikle çift sayı, 8B de kesinlikle çift sayı olduğu için ve iki çiftin toplamı da çift yapacağından biz bu toplamın bize çift bir sayıyı vereceğini söyleyebiliriz. E biz bu 3 sayıdan ikisini seçip toplamda çift sayı ulaştıysak seçtiğimiz bu değerlerin kesinlikle tek olan sayılar olması gerekir ki toplamlara çift gelmiş olsun. O zaman ben a artı 7 b'nin ne olduğunu söyleyebilirim. Tek sayı olduğunu 3 a artı b'nin de ne olduğunu söyleyebilirim. Tek sayı olduğunu söyleyebilirim. O zaman çift olarak şu 2A artı 5B kalacaktır. Hemen şuraya 2A artı 5B'nin de çift bir sayı olduğunu yazalım. A ve B tam sayıydı bunu unutmuyoruz. A'mız tam sayı ise 2A'mız çift bir tam sayı gelir. Bu durumda 5B'de çift olmalıdır ki iki tane çiftin toplamı bana çift bir sayı vermiş olsun. 5B'nin çift olması için 5 tek olduğundan B tam sayısının çift bir tam sayı olması gerekir. B'yi çift olarak yakaladık. Şu A artı 7B'ye dönersek B çiftse 7B de çift olarak gelir. Bu durumda A tek olmalıdır ki tek artı çiftten tek bir sayı elde etmiş olalım. Bu durumda biz A'nın bir tek sayı olduğunu B'nin de bir çift sayı olduğunu belirlemiş olduk. Verilenlere baktığımızda A artı B demiş. Tek de çiftin toplamı tek yapar. Bunu eleyelim. Biz çift sayı arıyoruz. 2A artı B demiş. 2A'mız çifttir. B çift olduğu için iki çiftin toplamı çift gelir. Bu bize istediğimizi verir. B çarpı B demiş. Yani B kare çift çarpı çiftten çiftin karesi yine çift gelecektir. Yani üçüncü de çift bir sayı olarak gelmiş olur. Doğru cevabımızın da E şıkkı 2 ve 3 olması gerekir. 8 faktöriyeli 6 faktöriyeli biraz benzetmeye çalışalım. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdım. Bundan da 2 tane 6 faktöriyeli çıkarttığımı görüyorum. Şurası bana 8 kere 7'den 56 tane 6 faktöriyeli verir. 56 tane 6 faktöriyelden 2 tane 6 faktöriyeli çıkartırsam elimde 54 tane 6 faktöriyel kalacaktır. Yani sol taraf 54 çarpı 6 faktöriyel yapar. Ben bunun neye eşit olduğunu görüyorum. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c'ye abc pozitif tam sayılar olarak verilmiş. Yani aslında sol tarafı 2'nin 3'ün ve 5'in kuvvetleri cinsinden düzenlememiz istenmiş. 54 zaten 27 çarpı 2'dir. 27 çarpı 2'yi 3'ün 3. kuvveti çarpı 2 üzeri 1 olarak yazmak istiyorum. 6 faktöriyel kaç? 720 yapıyor. 720'yi 72 çarpı 10 gibi düşünürsek 72 8 çarpı 9'dur. 8 çarpı 9 çarpı 10 diyeceğim. Onu da 2 çarpı 5 olarak yazmak istiyorum. Şimdi 3'ün 3. kuvveti çarpı 2 üzeri 1 geldi. Çarpı 8'den 2'nin küpü gelir. 9'dan 3'ün karesi gelir. Buradan bir 2 üzeri 1 bir de 5 üzeri 1'in geldiğini görüyorum. Düzenlediğimde 2 üzeri 1 buradan 2 üzeri 3 buradan 2 üzeri 1 buradan kuvvetleri toplarsam 2 üzeri 5 gelir. Bunun dışında 3'ün küpü çarpı 3'ün karesinden 3 üzeri 5 gelecektir. Bir de elimde 5 üzeri 1'in olduğunu görüyorum. Sağ tarafta da 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c geldi. Her biri pozitif tam sayı olduğu için birebir bir şekilde eşleyeceğim. Bu durumda a değerimi 5, b değerimi 5, c değerimi de 1 olarak bulduğumu görüyorum. Benden toplamları istenmiş. Bu bana 5 artı 5 artı 1'den 11'i verecektir. Doğru cevabımın e şıkkı olması gerekir. Bana verilen sayılara baktığımda 7 tanesinin tek sayı olduğunu, 2 tanesinin de çift sayı olduğunu görüyorum. Mavi doğrumun geçtiği 3 tane karem var. Ben buralara bu 9 tane sayıdan 3 tanesini yazacağım ve yazdığım bu 3 tane sayının çarpımının tek olmasını istiyorum. Bu durumda yazdığım her bir sayı tek olmalı ki Çarpımları da tek gelmiş olsun. Aynı mantık kırmızı hatta da geçerli. Bunların da her biri tek sayı olmalı ki üçünün çarpımı tek gelsin. Şimdi yeşilin geçtiği yere bakıyorum. Şu birinci sütuna. Burada da yazacağım üç sayının toplamı tek olsun istenmiş. E bir tanesi tek diğeri tek toplamları çift yapar. O zaman şu ortaya da tek sayı yazmam gerekir ki çifte tek eklediğimde tek bir sonuç elde etmiş olayım. Zaten bu şekilde baktığımda 7 tek sayıyı ben yerleştirdim. O zaman şu son iki yere de çift sayının geleceğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. Bana demiş ki üzerinden doğru geçmeyen bölmelerde bulunan sayıların toplamı. Üzerinden doğru geçmeyen bölmelere yazdığım sayıların çift olması gerektiğini az önce belirledim. Elimde zaten iki tane çift var. Birisi 6 diğeri 8. Onları buralara yazmam gerekir. Bunların toplamı da bana 14'ü verecektir. Doğru cevabım burada A şıkkı gelmiştir. Sorumuzu ilk okuduğumuzda tabii şıklardan ilerleyerek sonuca gitmek aklımıza gelecektir. Bu da gayet doğal. Buradan yapabiliriz. Ama temel mantığı bir anlamaya çalışalım. Eğer elimizde bir tek sayı varsa biz bu tek sayıyı 3 ile çarpıyoruz ve kaç ekliyoruz? 1 ekliyoruz yeni sayımızı bulmak için. 3 bir tek sayıdır. Bir tek sayıyla bir tek sayı çarpınca tek gelir. Tek bir sayıya bir ekleyince çift bir sayının geleceğini söyleyebiliriz. Yani biz kesinlikle tek bir sayıdan çift sayıya geçiş yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Ama elimizdeki sayı çift sayıysa doğrudan bizim bunu kaça bölmemiz gerekiyor? 2'ye bölmemiz gerekiyor. Çift bir sayıyı 2'ye böldüğümüzde sonucumuz tek de gelebilir. Çift de gelebilir. Mesela siz 6'yı 2'ye bölerseniz 3 sayısı gelir tektir. Ama 8'i 2'ye bölerseniz 4 sayısı gelir çift gelmiş olur. O zaman çiftten sonra çift de gelebilir, tek de gelebilir. Biz burada 24 başlamışız, 1 ile bitirmişiz. Buraya toplamda 11 tane sayı yazdığımız için işlem uzunluğumuzun da 11 olduğunu söylemişiz. Başladığımız sayıyı da dahil ediyoruz ve 1'e ulaşmak istiyoruz. Bize demiş ki hangisiyle başlarsak işlem uzunluğumuz 8 olur. Yani 8. de 1'i elde etmek istiyoruz. Mesela şıklara baktığımda A şıkkında 8 de verilmiş. Oysa ki zaten burada 8 var. 8 ile başladığımızda 1, 2, 3, 4 sayı yazarak 1'e ulaşıyoruz. Yani işlem uzunluğumuz 4 geliyor. Biz işlem uzunluğumuz 8 olsun diyorduk. O zaman bu bize istediğimizi vermemiştir. Bize verilen örnekte 12 de var. E 24'ü hiç işin içine katmasak Toplamda 11 sayı vardı burada. 24'ü kenara koyduğumuzda 10 tane sayı kalacaktır. Yani 12'den başladığımızda 10 sayı ile 1'e ulaştığımız için işlem uzunluğumuz 10 gelir. Oysa ki biz 8 gelsin istediğimiz için bunu da iptal etmiş oluruz. Daha sonra deneyebiliriz tabii ki. Ama ben diyorum ki benim aklıma burada şu geliyor. Mesela burada ben 1'den itibaren 8 tane saysam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki ben 3 ile başlasaydım. Aslında işlem uzunluğum kaç gelecekti? 8 gelecekti. 3'ten başladım. 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 diye 1'e ulaştım. 8 sayı yazdığım için işlem uzunluğum 8 gelirdi. Ama şıklarda 3'ü koymamış. Peki 3 tek sayı. Yukarıda dedik ya tek sayıdan çift sayıya geçiyoruz. Ve 3'ten de 3 katını alıp 1 eklediğimizde 10 çift sayısına geçmişiz. Peki 3. 3'ü hiç işin içine katmasaydık. 3'ten sonra kaç tane sayımızın olduğunu biliyoruz biz burada. 7 tane sayımızın olduğunu biliyoruz. Şuradaki 10'a çift bir sayıdan ulaşsaydık. Çift sayıdan çift sayıya ulaşabiliyorduk. Tekten çifte ulaştığımızda 3 başlamamız gerekiyormuş. Ama çiftten de çifte ulaşabiliriz. Çiftten çifte ulaşmak için çifte 2'ye böldüğümüzü söylemiştik. Neyi 2'ye bölersek 10 gelir diye düşündüğümüzde bize 20'yi verecektir bu. Yani şurada 3 ile değil de 20 ile de başlamış olsak 20 çift olduğu için 2'ye bölecektik 10 gelecekti. Ondan sonra zaten aynı düzen gidecekti. 5 daha sonra 16 daha sonra 8 daha sonra 4 sonra 2 sonra da 1. İşte biz 3 ile değil de 20 ile de başlasak Nasıl 3'ten sonra 10 geliyorsa 20'den sonra da 10 gelmiş olacaktı. Ve burada zaten şurada 7 sayı olduğu için 8. sayımızda 20 gelmiş olacaktı. Ve buradaki işlem uzunluğumuz 8 olarak bulunacaktı arkadaşlar. İşte onun için 20 ile başlamak da buradaki işlem uzunluğumuzu 8 olarak bize verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 20 olması gerekir. Bence bu sorudaki mantık bu. 7.ye bakacağız. 7.den bir önceki 8. adım için Tek sayıdan değil de çift sayıdan geçiş düşünmüş olacağız. O da bizi onun iki katından 20'ye götürecek. Doğru cevabımız da D şıkkı 20 gelmiş olacak. Ardışık 4 sayıdan en küçüğüne bir eklediğimizde bir sonrakini, buna bir eklediğimizde bir sonrakini, buna da bir eklediğimizde en büyüğünü elde etmiş oluruz. En baştakine 3 tane bir ekleyerek en sondakini elde ettik. Yani aslında a bölü 7'ye 3 kere birden 3 ekleyerek a bölü 4'ü ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. İşte buradan a'yı çekerek sonuca gidebiliriz diye düşünüyorum. a bölü 7'yi karşıya gönderdim. 3 eşittir a bölü 4 eksi a bölü 7 geldi. Payda eşitliyorum. Burayı 7 ile burayı 4 ile genişlettiğimi düşündüğümde 7a eksi 4a bana 3a'yı verdi. 3a bölü 4 kere 7'den 28'e elde ettim. Bunun da 3'e eşit olduğunu görüyorum. 3 bölü 1 deyip içler dışlar yapacağım. 3'lerin birbirini götürdüğünü düşünürsem a değerim burada 28 olarak gelecektir. a 28 ise 28 bölü 7'den burası bana 4'ü vermiş olur. 4'ten sonra 5'in sonra 6'nın sonra 7'nin yazması gerekir. Zaten 28 bölü 4 de beni buradaki 7'ye götürmüş oluyor. O zaman B bölü A'nın 5 olması gerekir. A yerine 28 yazarsam B bölü 28 5'tir. B değerim 5 kere 28'den 140 olarak gelmiş olur. C bölü B'nin de 6 geldiğini görüyorum. C bölü B diyeceğim. B'nin yerine 140 yazıyorum. Bunu 6'ya eşitlediğimde C değerimde 140 çarpı 6'dan 840 olarak bulunmuş olur. Benden de C istendiği için doğru cevabım burada E şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Ardışık iki kat arasındaki basamak sayısı hep eşitmiş. Ben o birbirine eşit olan basamak sayısını x olarak almak istiyorum. Yani örneğin üçüncü kattan dördüncü kata çıkarken x tane basamağı kullanmamız gerekiyor. Sayısal bir örnek verelim. Diyelim ki üçüncü kattan yedinci kata çıkacağız. Kaç tane basamağı kullanmamız gerekiyor? 7'den 3'ü çıkartıyoruz. Kaç gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. O 4'ü de her ardışık 2 kat arasındaki basamak sayısı olan x ile çarpıyoruz. Ve toplamda 4x basamağı ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Tabi biz burada 7'nin 3'ten büyük olduğunu bildiğimiz için 7'den 3'ü çıkarttık. 4 çift sayısı geldi. Ama 3'ten 7'yi çıkartsaydık eksi 4 gelirdi. Eksi 4 ile x'i çarptığımızda da yine bunun çiftliğini, tekliğini değiştirmemiş olurduk. İşin içinde eksi 4 olduğu için çift bir sayı olduğu için çarpımda çift gelmiş olurdu. Neden eksisini de söyledim. Hani burada Arda mı üstte oturuyor, Berk mi üstte oturuyor, Can mı daha üstte oturuyor bilmediğimiz için doğrudan onların bulundukları katlar arasındaki farkı alıp Ardışık iki kat arasındaki basamak sayısıyla çarpacağız. Yani orada negatifliğe pozitifliğe takılmamış olalım. Bunun için böyle yaptım. Arda'nın oturduğu kat Küçük A ile gösterilsin. Berkin ki küçük B ile, Can'ınki de küçük C ile gösterilmiş olsun. Ardışık iki kat arasındaki basamak sayısına zaten X dedik. Arda'nın oturduğu kat ile Berk'in oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı tektir diyor. O zaman ben A'dan B'yi çıkartıyorum ya da B'den A'yı fark etmez. Bunu da X ile çarpıyorum. Bunun ne gelmesini istiyorum? Tek sayı gelmesini istiyorum. Şimdi bunların her biri tam sayı olduğu için x'in de tek bir sayı olması a eksi b'nin de tek bir sayı olması gerekir. Demek ki ardışık iki kat arasındaki basamak sayısı kesinlikle tek olarak gelmiştir bunu belirledik. Şurada da diyor ki bize Berk'in oturduğu kat ile Can'ın oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı çifttir. Burada da ne yapacağız b'den c'yi çıkartacağız bunu X ile çarpacağız. Bunun da ne gelmesini istiyoruz? Çift gelmesini istiyoruz. E, X'in tek olduğunu biliyoruz. Demek ki buradaki çift olma durumu B eksi C'den ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. O zaman ben A eksi B'nin tek, B eksi C'nin de çift olduğunu belirlemiş oldum. Şıklarda doğrudan buna bakabilirim. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Şuraya A yazacağım. Buraya B yazacağım. Buraya da C yazmış olacağım. Zaten burada da A, B, C sırasıyla verilmiş. Şimdi A'yı çift seçmiş olsam A eksi B'nin tek olması için B tek olmalı. B eksi C çiftti. Burada belirlemiştim. B tek ise o zaman C de tek olmalı ki tekten tek çıkınca çift gelmiş olsun. Peki A'yı tek alsaydım. A tek iken B çift olmalı ki farkları tek gelmiş olsun. Ben B'den C'ye çıkınca çift geldiğini biliyorum. B çiftse C de çift olmalı ki farkları çift gelsin. Demek ki karşımda iki durum var. Biri çift tek tek durumu, biri de tek çift çift durumu olarak gelecektir. A şıkkına baktığımda 5 6 7 tek çift tek gelmiş. Bu bana istediğimi vermez. B şıkkı çift çift tek gelmiş. Bu da bana istediğimi vermez. C şıkkı tek tek çift gelmiş. Bu da bana istediğimi vermez. D şıkkı çift tek çift gelmiş. Bu da bana istediğimi vermez. E şıkkına baktığımda çift tek tek gelmiş. Şu ilk yazdığım formata uygundur. A çift B tek C tek olabilir. O zaman aradığım cevabında E şıkkı geleceğini belirlemiş olurum arkadaşlar. Öncelikle mavi tuşa bir kere bastığımızı düşünelim. Bu bizi 4 arttırmış olur. Sonra bir kere daha maviye bassak 4 daha artarız. Sonra bir kere kırmızıya bassak 3 azalmış oluruz. Daha sonra bir kere daha maviye bassak 4 artarız. Bir kere kırmızıya bassak bir kere daha kırmızıya bassak 3 3 azalmış oluruz. En son iki kere daha maviye basmış olsak 4 artıp tekrar 4 artarız. Toplamda artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 5 tane 4'ten 20 artış gelir ama 3 kere 3'ten 9'da azaldığımız için 11'e ulaştığımızı görmüş oluruz. Yani burada aslında toplamda maviye kaç kere bastığımız ve toplamda kırmızıya kaç kere bastığımız son durumu bize verecektir. Yoksa 4 4 daha 8 3 çıktı 5 4 ekle 9 3 çıkart 6 3 çıkart 3 4 ekle 7, 4 ekle 11 şeklinde tek tek hesaplamamız gerekir. Ama temel mantıkta diyelim ki biz maviye toplamda x defa bastıysak, kırmızıya da toplamda y defa bastıysak ulaşacağımız değer 4 tane x eksi 3 tane y olarak ne yapmış olacaktır? Bulunmuş olacaktır. İşte bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Diyor ki bize bu 4x eksi 3y ile 32'ye 23'e 15'e ulaşabilir misin diyor x'in ve y'nin basma adedimiz olduğu için pozitif tam sayı belirttiğini ya da en azından sıfır olabileceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz hani sıfır olma durumu nedir x'e hiç y'ye hiç basmayız o sıfırdır x'e bir kere basarız 4 kere birden 4 yazar ekranda bunun gibi düşünebiliriz biz bu 4 x eksi 3 y ile 32'yi elde edebilir miyiz 23'ü elde edebilir miyiz 15'i elde edebilir miyiz buna bakacağız aslında buradaki bakış açısı şudur x ve y de pozitif tam sayılar olduğu için siz bunların katsayılarına odaklanırsınız 4'e ve şuradaki 3'e odaklanmış olursunuz. Hani 4 ve 3 aralarında asal sayılar ve bunların en büyük ortak böleni 1 ya. İşte biz burada en büyük ortak bölen olarak 1'i elde ettiğimiz için 1'in tüm katı olan sayıları da buradaki işlemle elde edebiliriz. Yani biz burada 1'in 32 katı olan 32'yi, 23 katı olan 23'ü ve 15 katı olan 15'in her birini elde edebiliriz. Yani doğru cevabımız aslında burada E şıkkı 1, 2, 3 olarak ne yapmış olacaktır? Gelecektir. Peki buradaki mantık ne? Şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela 4x eksi 3y değil de örneğin şöyle bir şey yazsaydı 6x eksi 4y yazmış olsaydı burada da 6 ve 4'ün ee, en küçük ortak, en büyük ortak bölenine bakardınız. O da 2 geldiği için sizin bu işlemden hep 2'nin katı olan sayılar elde edeceğinizi ne yapabilirdik? Söyleyebilirdik. O mantık da şuradan geliyor. Ben burayı 2 parantezine aldığımda elimde 3x-2y kalmış olur. Buradaki 3 ve 2 aralarında asal olduğu için en büyük ortak bölenleri 1'dir. Demek ki biz 3x-2y ile 1'in tüm katlarını yani tüm tam sayılarımızı elde edebiliriz. Ama elde ettiğimiz her sayı ile 2 ile çarpacağımız için bulacağımız sonuçlarda 2'nin tam katları olarak gelecektir. Örneğin 9x-6y olsa bunların en büyük ortak bölümünde 3 olduğu için biz buradan bu seferde hep 3'ün tam katı olan değerler elde ederiz. x'e y'ye Hangi tam sayıları verirseniz verin hep 3'ün tam katları gelir. Çünkü burayı da 3 parantezine aldığımızda 3x 2y'ye ulaşırız. 3 ve 2 aralarında asal olduğu için buradan 1'in tam katlarını elde ederiz. 1'in tam katları demek tüm tam sayılar demektir. Bunu da 3 ile çarptığımızda 3'ün tam katı olan değerlerin geleceğini ne yapabiliriz? Söyleye biliriz buradaki bakış açısı aslında budur. E burada da 4 ve 3 aralarında asal olduğu için e, bunların en büyük ortak böleni 1 gelir. Dolayısıyla karşı tarafta 1'in katı olan yani tüm tam sayıları elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunu bilmesek bile şöyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi bizim elimizde 4x 3y var ya. Ben mesela buradan 32'yi, 23'ü ve 15'i x'e ve y'ye değerler vererek elde edebilir miyim diye düşünüyorum. Ee, en temel mantıkta şuraya 1 versem, buraya 1 versem 4 eksi 3'ten kaça elde etmiş olurum? 1'i. Eğer ben buraya, şu 1'i şuraya yazalım, şuraya 1 yazayım. Şurayı temizleyeyim, kafamız kalışmasın. Şöyle yaptık. Şimdi ben burada 2 katlarını versem, yani x'e 2, y'ye 2 versem 4 kere 2, 8, 3 kere 2, 6, 8 eksi 6'dan kaça elde ettim? 2'yi. 3 e, katını versem, 1'in, 3 versem, 3 versem, 4 kere 3 12, 3 kere 3 9, 12 eksi 9'dan kaç geliyor? 3. İşte bu mantıkla gittiğimde, demek ki ben 32 elde etmek istiyorsam, x'e 32, y'ye de 32 veririm, 4 çarpı 32 eksi 3 çarpı 32 de bana 32'yi vermiş olur. x'e 23, y'ye 23 veririm, 4 tane 23'ten 3 üç tane 23 çıkarsa kaç gelir? 23 x'i 15, y'yi 15 veririm. 4 kere 15 eksi 3 kere 15 de bu sefer beni 15'e götürmüş olur. Ve buradaki her bir değeri elde edeceğimi söylemiş olurum. x ve y'nin tam sayı olması burada bizim için çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Yorumu da bu şekilde yapmış olacağız. Dediğim gibi 3'ünü de elde edebiliriz. Doğru cevabımız burada. E şıkkı 1, 2, 3 gelmelidir arkadaşlar.